Şiir metni cevapları ve soruları Özgün Yayınları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 85, 86, 87 Okuma Kültürü Teması. Şiir metni cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları sayfa 85 cevabı. Hazırlık çalışmaları soru. Gelecek derse hazırlık kapsamında yazdığınız şiiri arkadaşlarınıza okuyunuz ve onlardan şiirinizin ana duygusunu bulmasını isteyiniz. Yazdığınız şiiri sınıf ya da okul panosunda sergileyebilir ya da onu bir şiir yarışmasına gönderebilirsiniz. Cevap: Gülümseten sabahlar, güneş doğar ufukta, ışıklar saçar. Sabahın serinliği içime dolar. Kuşlar neşeyle şarkılar söyler. Her sabah yeniden doğar ümitler. Bir fincan kahve elimde sıcak. Gözlerimde sevinç, yüzümde bir ak. Yeni bir gün başlar huzurla dolu. Her anı neşeyle sarar ruhumu, rüzgar hafifçe okşar saçlarımı. Doğa sunar bana tüm şarkılarını. Her nefeste bir mutluluk saklı. Güzel bir gün başlar, dertler artık farklı, yaşamın küçük anları böyle tatlı. Her sabah umutla dolar içim, sımsıcak. Neşeyle sararım günü kucaklayarak. Her yeni sabah gülümsetir beni rahat. Metni, önemli gördüğünüz yerlerin altını çizerek okuyunuz. Şiir, beni benden ayırmayın. Ben bensiz yaşayamam. Yarımım bir işe yaramaz. Beni ben yapan. İçimdeki benliğim. Benliğimizi, karakterimizi şekillendirmek için yazı yazarız. En özel duygularımızı ölümsüzleştirmek içinse şiir yazarız, çünkü şiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak, bir olayı ya da bir duygusal düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatıdır. Şiir, içimizde var olanların dışa yansımasıdır. Hissettiklerimizi, düşündüklerimizi, umut ettiklerimizi, hayallerimizi, hayatlarımızı şiir haline dönüştürerek yaşantımızı daha özel kılabiliriz. Nasılsa şiir her konuyu ele alır: sevgi, aşk, huzur, hüzün, nefret, umut, kahramanlık, ego, doğa, ölüm, şiire yetmeyen zaman. Nasıl da yanılttı seni? Sen ki daha bir çocuktun. Bir yaşamı alıp gitti. Şiire yetmeyen zaman soluk soluğa bir güzel. Yaşadın ya, sen ona bak. Ardında kalan şiirler. Adını fısıldayacak. Soluk soluğa bir güzel, şiir, koskoca bir duygunun anlatımıdır. Kişiyi derinden etkiler, çünkü şiir, hissetmektir. Dünyaya başka gözle bakmaktır. Kalbinle dokunmaktır, dokunabilmet et. Günümüzde şiiri anlayan, hissederek okuyan kişi sayısı azdır. Oysa şiir farklı pencereden bakabilmeyi, yeni ufuklar perdelemeyi amaçlar. Yalnız kaldığınız zaman şiir yazmayı denediniz mi hiç? Ben denedim. İçimdeki beni buldum. Duygusallığımı hissedebildim ve kalbimin o inleyen güzel seslerini duydum. Çünkü şiir tek kişilik bir zevktir. Yalnızlığın sanatıdır. Kalbimizde hissettiklerimizi şiir halinde kağıda dökebilmek, bir nevi huzura kavuşmamızı ve ruhen rahatlamamızı sağlar. Evet, biz, hepimiz birer şairiz. En güzel şiirlere de sahibiz. Belki kalem alıp yazmıyoruz ama unutmayın ki şiir yüreğin bilimidir. Şiir ile kalın. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları sayfa 86 cevabı 1. Etkinlik soru, aşağıda metinden alınan bazı kelimelere yer verilmiştir. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Cevap: Benlik. Tahminim, bir insanın özü. Sözlük anlamı, bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey. Bilim. Tahminim, dünyayı öğrenebilmek için yapılan çalışmalar bütünü. Sözlük anlamı, evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Deneyim. Tahminim, yaşam tecrübesi. Sözlük anlamı, bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, deney, tecrübe. Karakter. Tahminim, bir insanın kişilik özellikleri. Sözlük anlamı, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen üstün ana özellik. Ritim. Tahminim, müzikte uyum. Sözlük anlamı,
bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, dizem, tartım. Sıradan. Tahminim, basit. Sözlük anlamı, herhangi bir özelliği olmayan, bayağı. İkinci etkinlik soru, aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Cevap. Soru, metinde geçen benliğimizi, karakterimizi şekillendirmek için yazı yazarız, cümlesinde ne anlatılmak istenmektedir? Bu cümleden yola çıkarak, düşünme ve yazma arasında bir ilişki var mı? Açıklayınız. Cevap, benliğimizi, karakterimizi şekillendirmek için yazı yazarız cümlesi, yazının insanın kendini tanıması, duygularını ifade etmesi ve düşüncelerini şekillendirmesi üzerindeki etkisini vurgular. Yazı yazmak, insanın iç dünyasını keşfetmesine, ne düşündüğünü ve hissettiğini netleştirmesine yardımcı olur. Bu süreç, bireyin kendi karakterini geliştirmesi ve kişisel farkındalığını arttırması için bir araçtır. İnsan, yazman eylemine geçmeden önce neyi, niçin yazacağını, yazdığıyla insanlara nasıl bir mesaj vereceğini ancak düşünme yoluyla belirler. Bu sayede yazmak, insanın düşünme becerisini de geliştirir. Soru, metne göre niçin şiir yazarız? Cevap, metne göre en özel duygularımızı ölümsüzleştirmek için şiir yazarız. Soru, şiir nedir? Şiir hangi konularda yazılır? Cevap, soluk soluğa bir güzel. Yaşadın ya sen ona bak. Ardında kalan şiirler. Adını fısıldayacak. Soluk soluğa bir güzel, soru, metinden alınan yukarıdaki bölümde şiirin hangi işlevi vurgulanmaktadır? Cevap, bu bölümde şiirin, şairinin adını ölümsüzleştirme işlevi vurgulanmaktadır. Soru, yalnız kaldığınız zaman şiir yazmayı denediniz mi hiç? Ben denedim. İçimdeki beni buldum, cümlesinden yola çıkarak yazarın şiire yüklediği görevi söyleyiniz. Cevap, yazar burada şiire insanın kendini tanıtması görevini yüklemiştir. Soru, kalbimizde hissettiklerimizi şiir halinde kağıda dökebilmek, bir nevi huzura kavuşmamızı ve ruhen rahatlamamızı sağlar, cümlesinde şiir yazmanın hangi faydası üzerinde durulmaktadır? Cevap, bu cümlede şiir yazmanın insana bir iç huzur kazandırdığı, ruhsal anlamda olumlu etkilerinin olduğu üzerinde durulmaktadır. Üçüncü etkinlik soru, benliğimizi, karakterimizi şekillendirmek için yazı yazarız. En özel duygularımızı ölümsüzleştirmek içinse şiir yazarız çünkü şiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak, bir olayı ya da bir duygusal düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatıdır. Metinden alınan yukarıdaki paragrafta hangi düşünceyi geliştirme yolları kullanılmıştır? Açıklayınız. Cevap, en özel duygularımızı ve benliğimizi, karakterimizi şekillendirmek için yazı yazarız. En özel duygularımızı ölümsüzleştirmek içinse şiir yazarız, derken karşılaştırma, şiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak, bir olayı ya da bir duygusal düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatıdır. Derken tanımlama kullanılmıştır. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 87 Cevabı 4. Etkinlik soru, metinden alınan aşağıdaki cümleleri, anlamca aynı doğrultuda olan cümlelerle eşleştiriniz. Cevap. 5. etkinlik soru, tabloda mastar halinde verilen fiilleri, belirtilen kip ve kişiye göre çekimleyiniz. Cevap. Gelecek derse hazırlık soru, Yahya Kemal Beyatlı'nın Mehlika Sultan adlı şiirini bulup okuyunuz. Şiirde anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamını Türkçe sözlükten bulup öğreniniz. Cevap. Şiirde anlamını bilmediğim kelimeler. Meşhur, büyülenmiş. Muamma, anlaşılmayan, bilinmeyen. Aba, yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaştan yapılan hırka benzeri giyecek. İcran, bir yerden veya bir kimseden ayrılma, ayrılık. Emel, gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek. Menzil, yolculukta dinlenmek amacıyla durulan veya konaklanan yer. Cihan, evren, dünya. Hazin, hüzünlü. Viran, harap. Dem, zaman, çağ. Çıkrık, kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç.
Soru, Mehlika Sultan şiirinde geçen kuyu, rüya, hayalet, hicran sözcükleri üzerinden kişileştirme, teşhis, konuşturma, intak, zıtlık, tezat ve abartma, mübalağa sanatlarını nasıl oluşturabileceğinizi düşününüz. Cevap, Mehlika Sultan şiirinde geçen söz sanatları. Kuyu, kuyu o kadar derindi ki dünyanın merkezine kadar gidiyordu. Abartma. Rüya, bu rüya her gece peşimden koşuyor. Kişileştirme. Hayalet, köşeyi dönerken bir hayalet ona selam verdi. Konuşturma. Hicran, bu hicranın sonunda bir kavuşma olmalı. Tezat. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Özgün Yayınları Okuma Kültürü teması sayfa 85, 86, 87 şiir metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.